Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Derste takip ettiğim gaye şu: kafa, yani okuduğumuz vehim ve vesvesenin eylemsel hali, yani nerede vesvese oluyor, nerede vehim oluyor, psikoloji sorunları nereden kaynaklanıyor, çözümü nedir, tamam? Onunla alakalı kafa yönetimi, bunun içinde ne var? Bunun içinde ne var, ne mertebe var? Risale-i Nur'daki o söylenen şeyleri müşahhaslandırılmış. Bu akıl nasıl yönetim? Mahmut abi hoş geldin. Şimdi ben yapacak, neyse. İnşallah Mahmut abi. Bir dahakisinde sen yapacaksın. Bu kafanın içinde ne var? Nasıl yönetiliyor? Mertebeleri nedir? Zaafları nedir? Acaba ben rahatsızım dediğin şey rahatsızlık mı? Sen kendini seyredeceksin. Hakikaten rahatsızlık mı, yoksa olması gerekenler mi? Gayemiz bu. Şimdi ilk önce ben bu dersin kaynağı, dimağda meratip var. Yani kafada, dimağ dediği şu kafanın içinde, felsefenin dediği gibi sırf akıl yok. Akıl yok. Akıl olursa, sırf bozulursa bir üstü yok ki tamir olsun. Bu dimağın, kafanın içerisinde akıl üçüncü mertebede. Dimağda meratip var. Birbirlerine mültebise, İltibas ediliyor, karıştırılıyor. Yani mertebe var. Mesela düşünce bozukluğu aklın bozulduğunu zannediyor. Tamam. İtikatla iman arası çok şeyler incelenecek. İnşallah bir saatte bitirmeye çalışacağız. Şimdi birbirine iltibas ediliyor, karıştırılıyor. Karışıyor. Bunu ayıklama şeyi. Bu budur, bu da budur. Röntgen olacak inşallah size, bize. Birbirleriyle mültebise, birbirine karışıyor kafadaki bu mertebeler. Ahkamları muhtelif. Yani hükümleri farklı farklı. Mesela diyelim ki evde çocuğun yaptığını anne veya baba abi yapsa şimdi sıkıntı olur. Ama çocuk yaparsa gayet normaldir. İşte dimağda normal olan bir şeyi başka birisine hamledersen, onu zannedersen bu tuhaf oluyor. Bu sefer ilaca gidiyorsun. Tamam? Yani bu olmaz, bu makamda bunun olması normal iken sen bunu zannediyorsun. Adam işi biliyor, şeytan. Burada oyun oynuyor. Evvela tahayyül olur. Sonra tasavvur geliyor. Sonra taatul, sonra tasdik. Ben bunu göstereceğim size şeklen. Sonra izan oluyor vesaire. Bunun mertebe 706 olduğunu fazla zannetmeyin. Bu dimağın, şu kafanın içerisindeki mertebelerin kaynağı burası. Yani birbirlerine mültebise, birbirine karıştırılıyor. Burada. Ve nereden çıktı bu mertebe dememiz için ben burayı açtım. Burası konu şey değil, gösteriyorum. Ve geçiyor. Bak, o kadar ciddi şeyler, Risale'de şeyler var ki burayı tam okumuyor. Ama burası. Buradan size vereceğim şu: kafada mertebeler var. Birbirlerinin çalışması farklıdır. Neticeleri ayrıdır. Ama birbirine karıştırılırsa bu sefer insan özgüveni gidiyor, moralı bozuluyor, canı sıkılıyor, hastayım diyor. Oysa gayet normal olan bir şey, sıhhatin alameti, hastalığın sebebi gibi gözükmüş. Onun için bu kelimeyi göstermek istedim. Şu, mültebise var ya şu. İltibas edilmiş, karıştırılıyor. Gözümüzle şimdi göreceğiz. Ben bunu size masada okumak benim için daha kolay. Bu cihazları getiriyorum, gayret ediyorum bu şekilde. Niye peki bunu yapıyorsun? Kendinizi seyretme, size yardım etmek istiyorum. Anlamanızı istiyorum. Size diye bakmıyorum. Hepiniz bir babasınız, dayısınız, amcasınız, kardeşsiniz ve evlatsınız vesaire. Size nice insanlar sizin vesilenizle insanlara yardım edeceksiniz. Şekillensin diye. Şekil insanın kafasına kalma ihtimali, kendi ehli dünya söylüyor, %50.
58'dir. %17 konuşarak kalır kafa. Ve şu anda şekil %58. Şimdi bu kafanın içerisini şimdi şey yapacağız sevgili kardeşim. Kafanın içerisi şu. Biraz büyüteyim. Ama ilk önce kafanın içerisindeki o söylediği 706'da bu. Ben şimdi göresiniz diye büyük yapıyorum. İlk önce tahayyül olur diyor. Bu dimak kafa. Tamam. Şimdi her bir cümlenin delilini, külliyatını göstermeyeceğim ama serbest bölge olduğunu, serbest olduğunu 278 sözlerde anlatıyor. Tamam, daha kaynak söylemeyeceğim. Hep kaynaklı zaten. Kaynaksız yürüyemez. Bu kafanın içi dima. Bu ilk önce tahayyül olur diyor. Bu. Anlatacağım nedir? Sonra tasavvur gelir diyor usta. Sonra taakul gelir diyor. Akıl. Bu hayal etme gücümüz. Hayali kullanıyor. Bu da düşünceleri kullanır. Hayal bizde değil, alakası yok. Hayal nedir? Alemi misalim. Yani ötelerdeki alem var, alemi misal. Bu alemi şehadeti elbise giydirmiş. Giydirmiş. O elbisenin adı hayaldır. Biz onu kullanma yetimiz var, yetkimiz var. Tahayyül denilen bir yöntemle onu kullanıyoruz. Hayal bizde yok. Hayali biz kullanıyoruz. Tasavvur, mevcudattaki eşyayı kıyas ederek düşünce geliştiriyoruz. Orada bir şeyler imal ediyoruz. Bunu yapan tasavvurdur, düşünceler bizim dışımızdadır. Taakkul ise, hani hatırlarsınız, aklını başına al. Kur'an'da yakılun, taakkulun, efele tefekkerun, fetebiru yavrum, elbap gibi. Düşünmez misiniz? Aklınız yok mu? Risale'de aklınızı başınıza alınız da aklını kaybetmeyenlere, bazı kardeşlere derstir, aklını başına al derken, kime söylüyor bunu? Aklını başına al derken bana deseler ki, takkeni başına al. Yokmuş, buradaymış. Takke kim alacak? Aklı dışarıda. Aklını başına al diyor. Demek akıl başka yerde. O zaman onu hitap edilen kişi taakul. Akıl bizimle alakası yok. Biz kullanıyoruz onu. Bizim dışımızda girer, çıkar, büyür, küçülür, tahkik olur, taklidi olur, icmali olur, nurlanır, ölür. Akıl. Peki akıl olmayınca ne oluyor, insan ne yaptı? Ya şehvet aklı olmuş, ya gadab, ya hırs. Yani buna yönetiliyor. Veya zekavet. Zeki dünyadaki menfaatlarını, balık da zekidir, tilki de zekidir, değil mi? Kurtlar zekidir. Karınca için usta şeyde lemahta diyor ki şuurludur diyor. Karıncada şuur var. İlginçtir, sifona nispet ediyor. Demek ki aklını başına al denilen kişi bu adam. Taakkul. Aklını başına al denilen bu adam. Sonra bu aklı kullanıyor. Arkadaşlar burası hayal ediyoruz. Burası düşünüyoruz. Bu akıl bu ikisinden hayal ettiğimizi, düşündüğümüzü fehim denilen bir süzgeçte akla geliyor. Akıl bir taraftır, tarafı yok. Orada seçme yapıyor. Ondan sonra daha ilim yok. Siz Vesvese Risalesi'ni okuduğunuz zaman hani diyor ya, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder, tanısan gider, tanımasan gelir. Ben Vesvese Risalesi'ni okudum. Niye gitmiyor? Sebebi Vesvese Risalesi'ni okudunuz burası. Düşüncelerin burası. Okuduğunuz bilgidir, malumattır. İlim değildir. Okunan ilim değildir. Çünkü gavur da okuyor Kur'an'ı. İlim değildir. Bilgidir, malumattır. Gavur Kur'an okumuyor mu? Yudilliye ve kesire ve ettiği bir kesire. Bu kitap diyor çoğusunu dalalete, çoğusunu hidayete götürür. Kur'an dalalete götürür. İzah başka. Ha, eğer bu bilgidir. Bak görüyorsunuz malumatlar, düşünceler. Eğer buraya gelirse akıl, onu 24 tane imbiklerden geçiriyor. Kendi içsel yapısı var. Ondan sonra tasdik denilen ilim oluyor. İlim burada. İlim buraya. Yani akıldan da geçerse ilim olur. Tasdik denilen ilim diyor. Hep risaleden dolaşıyor. Sonra arkadaşlar, hayal ettik, düşündük. Akli muhakemesini yaptık. Sonra tasdik ettik. Tasdik
O ilim oldu tasdik edince. O zaman bizde o ilim olursa, ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Videoyu seyrettiniz YouTube'da. Kafanıza girdi mi o artık canlıdır. Dışarıdaki gibi resim değildir. İçeride aktiftir. İcraat yapar. Menfi veya müsbet. Şimdi ilime dönüşünce ilim icraat yapıyor. İşte buradaki ilim taat eder. Şuradaki okuduğunuz malumat var ya Vesvese Risalesi'nin. Şu mouse gözüküyor mu? Bak abiler bu. Okunan kitap buraya gelir. İlim değil daha. Tamam. Buraya gelir. Eğer biz onu aklı çerçevesiyle, ha çok güzel oldu. Burada aklı çerçevesi çiziliyor. Onu ilme dönüştüren bir sistem var bizde. Tasdik denilen bir sistem. O okuduğumuz kitabı akıl süzgecinde geçince tasdik denilen bir yerde ilime dönüşüyor. İlime dönüşmesi demek ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlim onu tard eder. Ne olur? Yatsan da, kabirde olsan da, ölüm anında kalp krizi geçirken buradaki ilim seni korur İmam Ali dediği gibi radıyallahu anh. Diyor ki malı siz korursunuz, ilim sizi korur. Buraya gelen her şey seni koruyacaktır. Çünkü ilim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Allah Resulü'nün de okunan Kur'an canlı ve ruhlu, şuurlu ilim olduğu için sana yoldaş olacak, seni bırakmıyor. Hatta münker mekirle çatışıyor Kur'an orada. Kalbin üzerinde duruyor. Çekil diyor, hesap şey yapacağım. Vereceğim diyor. Sen kimsin? Ben bunun okuduğu Kur'an'ım diyor. Hadis bu. Çekil diyor, ben buna hesap soracağım. Kimse olmaması lazım. O beni terk etmediği gibi dünyada ben onu terk edemem diyor. Okuduğunuz Kur'an. Terk edemem diyor. O beni terk etmedi. Vefa Kur'an'dadır. Vefayı öğretiyor. Vefayı öğreten vefası olur mu? Sen onu okumuşsun, seni bırakır mı? Ey canım var, kusuruma bakmayın. Kur'an böyle bir vefadır. Elinizde aldığınız Kur'an değildir, musaftır. O surettir. Kur'an okuduğunuz zaman sizde uyanandır. O sizi bırakmayacaktır. Kalbinizde böyle o, ben bunu bırakmam diyor. Sonra Cenab-ı Hak devreye giriyor. Diyor ki, o hesap çekileni verene kadar diyor, çekilmesini söylüyor. Sonra sağ ayak ucunda duruyor o. Ve ona ayrılırken Kur'an diyor ki endişe etme. Korkma. Masum da olma. Senin yanındayım diyor. O da durur ve hesabı verir. Hesap verirken Kur'an orada duruyor. İlim yani Kur'an. İlim. O da duruyor. Sen beni bırak. Beni hiç bırakmıyormuş onu. Okuduğunuz her sen. Hani ilime dönüşmüş o. Sonra o ilme dönüşünce Dima'da kafanın içerisinde dolaşıyorum şimdi. Akıl burada arkadaşlar. Avrupa menşeli olan bugün hastanelerdeki sistemde aklımız bozuldu. Bitti. Velekdalin amin. Çare ne? Uyuşturarak, uyuşturucu vererek, aklı devre dışı yaparak akıllı olamaz insan. Aklı kıblesine koyarak akıllı olur. Aklım, peki niye? Bunu da inanmıyor mu? İnanmıyor doktor ama başka ne yapsın? Yani dengesiz yaşıyor. Aklı devre dışı nasıl yapacaksın? Mecbur ilaçla yapacaksın. Niye? Çünkü aklın belası akıl olmuşsa, düşüncelerinin belası düşünceler olursa, hangi akılla aklını def edeceksin? Bir üst birim işte. Sonra akıl süzgecinde şu anda ders dinliyorsunuz. İnşallah düşünceler oluyor sizde şurada. Şu iki gözdür bak. Göz, göz. Tamam, sol göz, sağ göz. Sonra böyle görüyorum sizde bazılarınızda, böyle veya böyle. Okuduğunuz kitapla örtüşüyor Risale-i Nur'la. Ondan sonra akıl süzgecinden, fehimden geçince aklın idrakına giriyor, fehmine giriyor, dehasına giriyor, zekâvetine giriyor, tefekkürüne giriyor. Sonra girince kafayı böyle yapıyoruz ya, yapsan ya yapmasan ilim oluyor. İlim olunca artık seni koruyacaktır. İlim bir bilgi değildir. İlim malumat değildir. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Çünkü subuti sıfattandır. Allah'ın subuti sıfatındandır. Subuti sıfat cansız olamaz. Sonra ilim olunca izah denilen bir üst birime geçiyor.
O izan da vicdana giden kapıdır. Buradan vicdana gidiyor. Ondan sonra vicdana gittikten sonra, vicdan onayladıktan sonra, şimdi tek tek anlatacağım size. Bu kaba taslakta psikoloji hastalık nereden geliyor? Onu anlatacağım, keseceğim. Vicdana, dimağdaki bilgiler, akla, akıl, ilme, ilim de bu imtisal denilen, izan denilen şu kafamızın içerisinde bir birim var abi, orada vicdana atılıyor. Paketler olarak gönderiliyor. Ya hatmediliyor, kapatılıyor vicdan. Hatamallahu ala kulubim, Allah muhafaza etsin. Veya vicdanı nurlanıyor. Buradan bayla bayla gidiyor. Bu aşağıya gitme yoludur. Sonra vicdana gitti mi, müsbet gitmişse vicdan bu sefer nurlanıyor. Vicdandaki dört tane birim aktif oluyor. İrade, zihin, his, latife-i rabbani olunca insan eyleme dönüşüyor. 77. sayfada 45 amelde diyor ki insanın fiilleri kalbin ve hisin temayülatından çıkar. Bu sefer kalp da kalp vicdan onayladı mı hemen ondan tekrar izandan geri geliyor. Onaylandı, bir kalitesi arttı. Kalbin onaylaması. O zaman iltizam eyleme dönüştürüyor. Fiil. Bu sen namaz kılıyor. Namaz kılana kadar bu kadar yer geçti. Namaz kılmanız o kadar şey değil. Haberiniz yok, o kadar kolay değil. Adam bakar, biraz önce telefonda dinledim bak arkadaşlar, şahit. 40 yaşında her tarafını sarmış, bir tane secdesi yok. Bayram namazı da kemküm yok, cuması da yok. Sarmış, yalvarıyorlar, bir Allah var ya, Allah'a iki rekat namaz kıl. Şimdi ya, biraz önce yukarıda mutfakta çay içiyorduk. Allah rızası için iki rekat diye yalvarıyorlar, ne kalsın? Yok. Yok, niye? Namaz kılabilmek Allah'ın en büyük ihsan ilahisidir imandan sonra. Çünkü 9. sözde diyor ki namaz için bir nevi 16. sözde bir nevi huzura kabulün olan namaz ile namaz vaktinde Allahu Ekber, Allahu Ekber ruh aşağıya çıkar. O çıkarken bazı yerler var, kabul edilmezsin. Geri döner, gelirsin, namaz umrunda değil. Allah desen hiç. Eğer aşağıya ruh gider, huzur ilahiye kabul ediliyorsun ruhun, huzur ilahiye bir nevi kabulün olan, onaylanan ruh geliyor, ceset arzda namaz kılar. Onaylanmayan ruh kılamaz. Liyakati yok. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Kolay iş değil bu. Onaylanırsan, onun için namaz kılıyorsa bir insan onaylanmıştır. Ne mutlu ona. Bu ahir zamanda ne mutlu ona. Demek ki o izan vicdanda onaylanırsa fiiliyata dönüşüyor. İltizam oluyor. Sonra da düşünceler, akıl, aklı meleke, deha, fehim, tefekkür, anlayış, idraktan geçiyor. İlim oluyor. İlimden de vicdana atılıyor paket, vicdani hallerle de, haletlerle de boyalanınca insanı fiiliyata sevk ediyor, canlı oluyor. Olunca da itikadın oluyor. Tamam mı? Bu süreç, bu kadar çabuk gidiyorum ki anlatacağımız çok şey var. Bir saati geçirmeyeceğim diye. Kafirin, bu Müslümanın durumu. Bu sözler 142'de kabre 3 yolla girilir diyor. İman ettiği gibi yaşayan, 2. İtikat ettiği gibi yaşamayan, 3 kafir. Ha şimdi burana. Yanındakine vur. Arkadaş kalorifer de alalım. Sana diyorum, sana yanına. Uyar durun. Kalk. Git yüzünü yıka. Çabuk kalk. Kalk yüzünü yıka. Şimdi buraya ahalet-i rüyesini şey yapıyorsun. Çabuk. Bu sözler 142. Bu birinci yol, iman ettiği gibi yaşayan. Şimdi üçüncü yol, Allah kimsenin başına vermesin. Üçüncü yol, korkmayın hiç kimseyi yatırmam. Anladınız mı? Ben ömrümle aldığım bir şeyi veriyorum, ucuz vermem. Ben de bilirim düz okumayı. Tıkır tıkır okurum, 45 dakika sonra böyle darin alıyorum, paketlerim. İstiyorum ki tanıyasınız. İstiyorum ki tanımlayasınız.
İstiyorum ki hizmet edesiniz. İstiyorum, çok istiyorum ki iyi olasınız. Gayret ediyor. Her türlü imkanlarını seferber ediyor. Erken yetişeyim diye saat kaçta yola çıkmış. Siz de gayret edeceksiniz. Öyle yok. Öyle size sadım çaya böyle kayı bırakmam yani. Hiç endişe etmeyin. Şimdi kafiri anlatıyorum zındığı. Hayali çalışıyor. Bak şimdi. Nerede bitiyor? Niye namaz kılamıyor? Bak. Düşünceleri alıyor. Fizikçi, fizik yüksek mühendis. Kimya. Bu nedir? Düşünceler. Şükrü. Tamam mı? Şimdi bu adamın kafası çalışıyor, aklı çalışıyor. Aklı bir taraftır, tarafı yok. Deha, tefekkür, zeki. Zeki, zeki. Mesela o zekaletten o köprüdeki çimento çalıyor. Devletin şeyi ise, mühendisi ise müteahhitle anlaşıyor, kıvırıyor. Koca milletin o köprüsüne az çimentoyla onaylıyor. İyi bir zeki, aklı yok. Çünkü haramı, yanlışlığı akıl yapamaz. Ne yapıyor? Zekavet yapıyor. Günah irade yapamaz. Günah işte kim? İhtiyardır. Anladın mı? Farklı şeyler bunlar. İrade ile günah işlenmez. İrade vicdanidir. İhtiyar aklidir, dimağa aittir. Şimdi bu adam bir daha hayal ediyor. Sonra düşünüyor. Kitap okuyor abi. Sonra akl ediyor. Sonra ilim ediyor. O da canlıdır. Şeytan canlı değil midir? Şuurlu değil midir? Zekidir. Aklı yoktur. İhtiyarı vardır. İradesi yoktur. Yani ihtiyar ulvidir, kutsidir. Mazi ile istikbale bakıp halde tercih eder. Şimdi dolayısıyla adam ilim yapıyor. İlmi de var. Ağır ilim canlı ruhlu. Evet, şeytan da canlı ruhlu şuurludur. Tamam. Sonra bak, ilim yaptıktan sonra adamın kalbi bozuk olduğundan kafadan vicdana inen koridorun yolu izandır. İzanı kapalı. Vicdana inmiyor. Vicdana inmiyor. İnmeyince de onaylanmıyor o bilgiler. O zaman burada kalıyor o kafirin bilgisi. Vicdansız, kalpsiz, ruhsuz. Bilgi kafada kaldı. Ne oldu o? Ruhsuz, akılsız bir şey. Vicdana inmediği için eylemi yok. Bu da üçüncü yol. Görüyor musunuz? 142 sözlerde. Bu birinci yol. İman ettiği halde imanı gibi yaşıyor. Şimdi psikoloji bu öne şey kavgası tanımladıktan sonra şimdi psikoloji sıkıntıların şeyini anlatacağım. Öyle. İkinci yolla üçüncü yol arasındaki farkı. Farklı şey yapacağım. Şimdi bu ikinci yol. İkinci yol şu. İtikat ettiği halde ameli yok. Şimdi bu anlattıktan sonra burayı itikat zannediyor bu serbest bölgeyi. Şimdi geldik buraya arkadaşlar. Kafamızda iki tane birim var. 25. kare olarak için ayağa kalktım. Unutmasınız diye. Tahayyül var. Hayal. Hayal, iman etme. Kurma. Bir de düşünceler var. İki tane. İkisinin toplamı. Bunun adı serbest bölge. Arkadaşlar, hayalimizi her daim bizim kontrolümüzde değil. Olmaz da. Geliyor şekiller. Namazdasın. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ooo neler geldi. İhtiyarımızın dışında renkler, şekiller, filmler, videolar geliyor. Hangi videolar? Seyrettikleri. Seyretmediklerini gelmiyor. Gene Resul değilsin. Senin ihtiyarın dışında. Geldi mi bu videolar? Geldi. Düşünceler de geliyor. Ulan nereye, onu nereye koymuştuk ya falan. Tak tak hep geliyor falan yerde. Onu oraya koydun, onu yap diyor. Oraya gideceksin diyor. Devletler diyor. Bunu yapacaksın. Aa, aşağıya iniyorsun, tam sıra alacaksın. Hakikaten namazdaymışsın ya. Ha. Bu da düşünceler. Bu
Hayal ve düşüncelerin bütünlüğüne serbest bölge deniliyor. Şimdi buraya etkileyen adamı bu ikinci yoldur. Bu serbest bölgeyi cahil, yani hayaline gelen, düşüncelerine geleni itikat zannetmiş. Onun için eylem olmuyor. Korkunç bir şey. Aklı berbat. Hayaline ve aklı, düşüncelerine gelen şu bölgeyi, şükrü, bunu ne zannediyor biliyor musun şurayı? Şu şey yuvarlağı. Şunu zannediyor. Bu Müslümanlara ait de bir şey. Şunu zannediyor. Onun için benim itikatım bozuk zannediyor. Ne alakası var? İtikat nerede? Serbest bölge nerede? Şimdi bizim burayı sıkıntı psikolojimiz olmasın diye burayı kontrol etme yöntemini anlatacağım. Nasıl kontrol edeceğiz? Nasıl mutlu olacaksın? Nasıl psikoloji? Psikoloji dediğin o şey hakikaten senin enerji yumağı mıdır? Psikoloji midir, değil midir? Mesul musun, değil misin? Bunu anlatırken serbestsiniz soru sorabileceksiniz. Şimdi esas serbest bölge şu, işte Risale'de geçen serbestdirler diye insanı şey yapmıyor. Arkadaşlar buraya iki kaynaktan bilgi aktarımı yapılıyor. Senin ihtiyar iraden yok. Bir, şeytan atıyor. Orada arkadakiler okunuyor ama biraz büyüteyim de. Arkadakiler de okusun şöyle. Sifonu eş yapacağım. Okundu mu abiler? Evet. Biraz daha kaldırayım. Heh. Şimdi okunuyor meşale arkadaki. Okunuyor. Şeytan kalpte, kalbe yakın yerde olur. Lümen şeytanesi var. Vesvese yapar, kabul etmedi kalp. Yani ne atar? İmanlı olana imansızsın der, abdestli olana abdestsizsin der. Şeytanın vazifesi varı yok etmek. Uydurmaz bir şey. Şeytan zekidir. Aptal değildir. Aptaldan şeytan olmaz. Zekidir, aklı yoktur. Gider Alman gavruna, İngiliz, Amerikan gavruna der mi ki? Senin imanın yok, o imanın gitti. Der mi? Niye demez? Demez tabi, gidip de iman eder adam. Adam iman etmesine mi uçam? Ha kime der imanın gitti diye? İmanlıya der. İmanın gitti kime der? İmanlıya der. Bana deseler ki, abi kafanda tak yok. Ha, demek yokmuş. Ha tak gelin. Mesela hiç kafasına takı takmamış. Abi kafanda tak yok. Önce onu ben aldım canım. Tak yok canım. Ama tak gelin ben aşağı misal. Demek ki şeytanın musallat olduğu şey vardır. İmanın yok diyorsa imanın var. İkinci musallat olduğu yer. Amel. Abdestin olmadı diyor. Abdestin yok diyor. O ne demektir bu laf? Altında şeytan tasdikte abdestlisin demektir. Ben tasdik ediyorum abdestlisin. Çünkü bana der mi abdestimi bozdun? Hasan senin abdestin yok. E gidip alacağım. Adamın işine gelir mi? Gelmez. Ha, peki abdestliye niye abdestsizsin diyor. Zaten abdesti. Alsa da almasa zaten garanti abdesti. Niye? Zorlansın ki abdesti böyle biraz nefsi şey yapsın. Bize gelsin. Bıksın bu işten diye. Size diyorsa abdestin yok. Bir unuttun. Acaba var mı? Hemen bekleyin. Acaba bekleyin vesveseyi, tamam mı? Vesvese geliyorsa altına ben imzayı atıyorum. Mesut bana ait. Abdestsiz olduğuna kesin bilgin olmadığı halde. Acaba var mı? Bekle. Adam eğer diyorsa ki abdestin yok, inanamaz kılma. Şey, abdest alma. Kıl namazını. Abdestlisin. Tamam? İmansızsın dediği zaman bana aittir mesuliyet. Bal gibi imanım var. Çünkü Resulullah'a dayanıyorum. Diyor ki, var yani kısacası izahını, hırsız boş eve girmez. Tamam, 86. sayfa Ömer Nasibinde geçiyor. Tamam, sahabeye sormuşlar. Halis bir imanın delilidir. Bir de hani var ya, kamil bir imanın alameti nedir? Avam-ı Nasım diyor, tam haricindeki hareketlerine kâh delilik, kâh mecunluk diyecekler diyor. O da imanının olduğuna delildir. Şimdi şeytan kalpte bildiğiniz bir şeyi anlatıyor. Vesvese yaptı, abdestin yok diyor, yemedi. İmanı yok dedi, yemedi. Onu alınca dedi ne yapacak? Kalpte yemedi, bu sefer dimağa çıkıyor. Dimağda vesvese atıyor.
Bu serbest bölgeye bu atar. Tamam abiler şuraya. Neyle engelleyeceğiz bak şimdi? İki, kafir cinler atar. Kafir cinler attığı nedir? Düşünce bozukluğu. Mesela şu, zanlar var ya zanlar. Sen bana böyle baktın. Sen kastın neydi? Tamam. Mesela eşinde, aile kavgalarının temeli vesvese değil, vehimdir. Vehim ise, hani şeytanın vazifesi neydi? Varı, yukarıdan bak indiriyorum, yok etmek. Şeytan vazifesi. Vehim ise yoku, yok olan düşünceyi, amel değil. Vesvese de vardır, ameldir. Vehim de amel yok, düşüncedir, yoktur, var yapar. Yoktur, var yapar. Sen bana böyle demek istedin, bunu kastettin. Herhalde, yani senin zihniyetin budur. Biliyorum zaten seni. Bu tür şeyleri sol kulağımızdan cinler yapar. Cinler demek musallat olmuş değil. Her doğana bir cin doğar, onun adı insanda nefistir. Nefs-i emmareyi aktif eden budur. Cinsellik, cinnet, bu yapar, cin. Cinnet de demek, Gazali der ki, cin olduğu nettir. Ya korkma, bu bizim nefs-i emmare işte, öyle pislik birisi. Cinsellik, cinneti geçiren budur. Ha? O çıkarsa nefs-i emmare denen bir şey yok. Allah Resulü bunu kastederek benim nefsim iman etti diyor. Ulan bizim bildiğimiz, ha benim şeytanım. Benim şeytanım iman etti diyor. Bizim bildiğimiz haçtaki şeytan Allah'a iman etmedi diyor. Peygamber mi diyecek? O şeytan değil. Benim şeytanım derken kendisine takılan o cin, o Müslüman oldu. Benim şeytanım iman etti. Tamam bu. Demek ki vesvese atar. İmanım gitti mi diye şeytan. Bizdeki o cin işte nefis denilen şey düşüncemizi bozar. Zanları üretir. Üç, erva habiselerde seyrettiğimiz filmler, duyduğumuz sözler, hatıralar, bulunduğumuz o arkadaşlar var ya, söyleyeyim arkadaşın söyleyin kim olduğunu, bizim ya itikadımızı bozar ya bize hurafeler yükler. Dördüncüsü, nefs-i emmare. Mevâd-i şerîre var, bu da çok önemli. Mevâd-i şerîre haramlar ve bidatlarla olur. Mesela meyhaneye gittin. Bu güzel duygu olur mu? Bu ortam olur mu? Yani mekanın insan üzerindeki tesiri. Ya bidatlar ya da haramlar insana sarar ve yüklenir. Sigara içmediğin halde, sigara için yanında olursan sigara sindiği gibi. Anladın mı? Demek ki mevâd-i şerîre eğer üzerinize sigara kokmasını istemiyorsanız kahvelere sigara için yanında olmayın gibi. O zaman olumsuz mekanlar insanın üzerine tesir eder. Ona delil metroya bindiğiniz zaman. Canınız nasıl sıkılıyor? İniyorsunuz böyle, of be diyorsun. Tamam, bir nefes alıyorsun. Mekanın üzerinde tesiri. Risale'de araştırdım. İnsanlara tesir eden dört tane unsur var. Zaman, yaş. Yaşa göre duygular olur. İki, zaman bu. Mekan, yaşadığın, doğduğun mekan, tam yediğin şey, ondan sonra libas, giydiğin şey. Zaman, zemin, tam libas. Giydiğin insan etkiler. Züzona böyle pantolon kıçın arka yapışır gibi giyersen. Hele hele Lut kavminin adeti olan düşük pantolon, Lut kavminin eşcinselleri giyerdi. Arkadakilere mesaj veriyor. Düşük pantolon diyor ki, ben bu işe uygunum ha. O için Yahudi demiş ki, Müslüman'a da giydirdim ya demiş düşük pantolon. Düşük pantolon eğildiğin zaman kıçının yarısı gözüküyor namazda. Düşük pantolon eşcinseller Lut kavminin adetidir. Bize nasıl giydirdiler? Daha acayip bir şey yaptılar. Vücuduna sana hakaret eden, kutsiyetine, namusuna dil uzatan ama bilmediğin için İngilizce yazılarla dolaşmak. Tişörtüne, paltona, reklam panosuymuş gibi. Belki de sana küfür ediyor. Bir tanesi söylemişti, ben fena çocuğuyum demiş İngilizce, ama adam bilmediği için göğsüne taşıyor. Tamam. Mesela Nike dediğinde ayakkabı var, Nike diye. Allah Resulü, Allah'ın ismini ayakkabının içi altına yazmış. Böyle bir şey. Yani üzerinde resim ve yazı olan namazı mekruhtur.
Eğer eşek olursak semer vuran çok olur. Giymeyeceksin kardeşim öyle pantolonu. Öyle yazılı mazılı almayacaksın. Ve satıcıya da diyeceksin ki bunu alacaktım ama yazı olduğu için almıyorum. Şekil olduğu için ibraz edin, gösterin ki ha bir de o da satıcı almasın. Ve firmaya desin ki bak ey firma resim ve yazı olduğu için almıyorlar, basma. Ya herkes şey yapıyor, seni ilgilendirmez, sen tek gireceksin, bunu yap. Giyme o Lut kavminin adetini, reklam panosu da olma. Bak sana belki de küfür ediyor, İngilizcenin yok ya, ama bilen gülüyor. Sonra insan suretindeki şeytanlar var sokakta. Nedir o? Ya ustadı misaliyle çakaldır, maymundur. Ne derlerdi yaşar, ne derlerdi araba alır, ne derlerdi yaşayanlar maymun tiplidir. İki, ilk bozulmak budur. İkincisi, çakaldır. Çakal, kurt yani. Üçüncü bozulma, maymun olan adam çakal olmaya gider. Çakal olunca, üçüncüsü nedir? Ciran olur. Isırmaktan zevk alır. Dördüncüsü ayı olur. Tahrip eder, hücum eder, vurur, kırar, tecavüz eder. Beşincisi de domuz olur. Artık namusun mefhumu yoktur. Eşini, kızını, karısını, dinini, mukaddesatını kıskanmaz. Normal görür. Bu domuz, domuza dönmüştür. Fıtratı bu olmuş. Bu insan suretindeki sokakta zannettiğiniz hepsi insan değildir. Buraya atıyor bak bunlar. Nasıl çare edeceğiz? Çok kolay. Sonra yanlış kişilerle olmak, yanlış zamanda oldu. Mesela diyelim ki 2 saat sonra derse geliriz, burada kimse yok. Yanlış zaman. Sonra yanlış yer, yanlış iş. Sevgili arkadaşlar, bu serbest bölge denen, bu kafaya atar. Kafaya atınca ne olur? Bunlar ya resim olur, ya düşünce olur. Bu anlattıklarım. Bunun çaresi ne? Terk. Terk edeceksin. Terk ne demek? Defi mefasit, terk-i kebairdir. Yani amelden önce İslam'da la ilahe illallah sonra. İtikadımız nedir? La ilahe diyebilen illallah der. La ilahe ilah olabilecek şeyleri bak terk et. La ilahe terk. İllallah kabul. Yani haramları terk, illallah namaz. İllallah oruçtu. İlk önce def etmek, terk etmek. Şimdi kafana, hayaline, düşüncelerine hakim olmak istiyorsan terklerini çoğalt. Terk. YouTube'lara girersen, videoları izlersen, onlar dışarıda resimdir. Ben bunun üzerine çok durmuyorum. Yani çok yüceltmiyorum. Darmar ettiği için, benim için artık şuhuttur. Anlattığım artık histir. O dışarıda YouTube resim iken içeriye girdiği zaman içeriye bu serbest bölgeye girerse canlıdır, ruhludur. Eğer o bir filmi seyrederken o kimin çıplak şeyini seyredince o haram dindeki adaramdır, fizikteki boyutu şu. O kadının taşıdığı o andaki halet rüyesi sana kopyala yapıştır oluyor. O kadının haleti sende canlı oluyor. Yani bazıları diyor ki ona suret niye ruhu bozsun? Hani 410 sözlerde diyor ya, 410 sözlerde. Meyte bir cesede, mezarda, mortta olan bir kadına nazar-ı şehvetle bakmak, hissiyat ulvi insaniyi derinden derine tahrip eder diyor. Hissiyat ulvi insaniyi tahrip ediyor. Ne alakası var? Çünkü onun haleti sana seyahat ediyor. Dalga boyları. Bunun çaresi terk. Şimdi bu menfiyi anlattım. Kafaya bunlar giriyor. Bu sol taraf. Şimdi buna mukabil karşıtı var. Allah karşıtını koymuş. Senin haberin olmadan. Şimdi ötekisini koyuyorum. Habis ervahları celbediyor değil mi? Evet. Celbeder habis ervahları. Girmedim şeye. Mesela kadına baktın. Kadın dediğin ya. Bazı adamlar var ya böyle. Bak dersin ki ulan bunun en gerekli ilanı gibi gözü var ya. Ulan ben rahatsız oluyor bu adamdan. Niye diyorsun? Ruhu habis. Ruhu acayip. Garip yani. Sanki doğmuş haza şeytan.
Hani bazı siyasi liderleri görürsünüz ya, tiplerini görmüyor musunuz? Hatta memleketleri simadan, namazı namazsızı simadan, namaz kılanlardan bahsetmiyorum. Namaz kılıp kılmayan, mesela Alevi olsun, Sünni olsun, efendim tarikatçı olsun, bunlar hep simadan, namazı veya namazsız olmak şarttır. Hemen anlarsın simadan, hemen belli. Herkes simadan belli. Mesela onun için sana tavır takınıyorlar. Çünkü ayna gibi gözüküyorsun. Namaz kıldığı, oruç tuttuğu, mesela kitap okuyanların, Kur'an okuyanların siması beyaz olur. Tefekkür edenlerin pembeleşir. Tamam? Eğer tefekkür ehli pembeleşir durmaz. Aktiftir, canlıdır. Kıpır kıpır öyle yapma. İlim yapanların o kadar olmalı ama bunun gibi olmaz. Diğerleri donuktur, surat asıktır, hareketsizdir. Tamam? Şimdi müsbeti anlatacağım, bismillah. Müsbete geçmeden önce bu terki terk dedin ya abi. Hı-hı. Onda zafiyet varsa şey ne abi? İlacı... O nispette sıkıntı çekeceksin. Yok, ilacı ne? Mesela onu yapan... Terkleri mi? Kesinlikle İmam-ı Rabbani Hazretleri'ne sormuşlar. Ayağına sordu. Nasıl terk edeceğiz? Çok zordur. Çok kolaydır. Hem zordur, sehli mümteni. Çok kolaydır, mümtenidir. Sehli mümteni, 25. sözü geçiyor. Kurtulmanın yolu, kurtulanlarla beraber olacaksın. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapmak. 4. Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapmak. Yani kısacası, doğrularla beraber olacaksın. Şu anda haram yapma şansın var mı? Yok. Yok. Arabaya bindin, eve gittin. Açmaz şu zıkkımı televizyonu. Bitti. 10 dakika televizyon seyredip sonra kapattıktan sonra 10 cüz Kur'an okumaktansa git 10 dakika televizyon seyretme de 10 cüz de okuma, git yat. Çünkü defi mefasit, yani haramı terk et, celbi nefa, hayırlı iş yapmaktan evladır. Hele hele diyor bu aslında usul esas olmuş. Esasın esası olmuş. Şimdi daha keyfinizi artacak. Şu kafanızdan bahsediyorum ha, sizden bahsediyorum, sizin burası. Şimdi müsbeti anlatıyorum, bu menfiydi. Bu girdi buradan, giriyordu. Bunun girmesin diye karşılığı var şimdi. Ondan sonra psikoloji şeyini anlatacağım bir şey olursa. Arkadaşlar, orada ne vardı? Şeytan değil mi? Şeytan yerine burada melek var. Şeytan yerine, şeytan ne atardı? Vesvese. Melek ne atıyor? İlham atar, peygamberse vahiy atar. Vahiy özellikleri, vahiy zimnileri atar. Hani mesela müzakeredesiniz veya bir şey okudun çözemiyorsun, araba sürüyorsun, pat diye bir mana gelir. Ha, o ilhamdır. Melek atıyor, müjdeler olsun. Hatırıma geldi. Nereye geldi? Hatıra geldi. Hatır bende, gelen yer başka. Hatırıma, hatır bir latifedir, hatır. Dikkat latifesi var, hatır. Hatırıma geldi, melek attı. Ha? Melekler ilham atar. Başka? Müslüman cinler düşünce atar, güzellikleri atar. Çünkü cin suresi de var. Onların kafiri de var, Müslümanı var, Alevisi var, Sünnisi var, Almanı var, Rusu var. Ne demek? Doğduğu yerde aynı bizim gibidir. Malatyalıdır, Kayserilidir, Karadenizlidir. Orada doğmuş. Ha, Müslümanların içinde bulunan, ki sırf buna da sırf siz yoksunuz. Ustad demiş ki, Bağla'da çayını karıştırırken çay kaşığı düşüyor. Celal abi hatırasını anlatıyor. Üstad abi de anlatırdı bize. O kenarda içerken usta çay kaşığını düşürüyor. İkinci o tahta Bağla evinde. Ondan sonra gel keçeli demiş. O da koşmuş da uçanın çay kaşığını getirin. Gel keçeli demiş. Gel. Hemen gelince. Sifsiz misiniz benim talebem? Cenab-ı Hak diyor ki baktım kaşık orada. Sifsiz misiniz benim talebem? Getirmişler. Bazen de şaka da yapıyorlarmış. Ustadın kalemini saklıyorlarmış. Diyor ki abi. Ya diyor ustadan duyuyordum diyor. İçerideki sonra da abi. Bak şaka yapmayın diyor. Öpmeyin. Nereye sakladınız? Getirin kalemi diyormuş. Tamam. Onun için bazen bir şeyi kaybettiğin zaman korkma, Allah Allah buradaydı, aa gözümün önünde niye görmedim, örttü birisi. Gazali de der, örtülür diye. Hemen bir besmele,
şaka yapıyorlar. Müslüman cinler de sana şerli cinlerden şunu karşıtı vardı ya şurada. Şurada. Kafir cinleri görüyor musun? Vehim atar. Müslüman cinler ise o da vehim atar. Ama müsbet vehim atar. Hep böyle müsbetleri çağrıştırır. Üç. Erba-aliyeler var. Erba-aliyeler. Biraz önce seyrettiğimiz YouTube'lar veya kötü mekanlar vardı ya, bunun da tam tersi derstir, ilahidir, Kur'an'dır. Mesela gençsiniz, %70 gençsiniz. Yüzde en az 50'den fazla bekardır zannediyor. Şu, onlara sesleniyor. Hayatınızda bir defa bir iş yapacaksınız. Temeldir. Doğru temel atın. Haramlık selamına uyarak evlenin, düğününüzü yapın. Orada cirit atar şeytan. Yani düğününüzü koç katımı gibi yapmayın. Yani buna da vesile olmayın. Hadi sen yaptın, yaptın başkalarını. Yani oradaki gelenler kaçacaksın. Doğru yapın. Niçin söyledim? Doğru zamanda, doğru insanlarla, doğru şey yap, yerde doğru iş yapmak. Şimdi evde ailelerde şu, Kur'anlar, mevlütler, sohbetler, müsbet filmler. Bunlar da insana yükleme yapar. Ondan sonra mevade aliyeler var. Onlar da doğru mekanlar. Bir, doğru filmler, doğru sözler, doğru konuşmalar. Mesela yanlış bir adam pis, ahlaksız bir şey konuşur. 7 sene unutamazsınız. Yani batıl şeyleri iyice tasvir etmek safi zihinleri idlal eder. Müsbeti de var. Sonra birisi bir cümle söyler veya bu dersten bir cümle alırsın, bir saatlik dersten tek bir tane alırsın, kuyudan çıkmana merdiven olur. Lan bir tane ya, bir cümle ya. Tamam. Şu serbest bölgeye giren resimlerden, düşüncelerden hiçbirisinde mesuliyet yoktur. Nereden söylüyorum? Lemalar 75'te diyor ki, okuyacağım ama ezberle biraz nakledeyim. İnsanda bir iki latife var ki diyor, bak şu. Şu iki latife. Bir, iki. Bir insanda bir iki latife var ki, ihtiyar iradeyi dinlemezler, belki de teklifi dinin altına girmezler. İnsanın irade ve ihtiyarına rağmen yanlış işlere, yanlış yerlere sokarlar. Kendi sanki o yaptırmamış gibi sonra da diyor ki senin hayra, hakikata, doğruya istidat ve kabiliyetin yok. Kaderin de buymuş diye seni yese atar diyor. Bu olsa hiç alakası yok. Seninle mesul değil. Bak ne diyor. Senin ihtiyar ve iradenin dışında seni yanlış yollara sevk eder. Tamam mı? Yanlış yollara sevk eder. Ama insanın mesuliyeti yoktur. Onu şurada hemen göstereyim de o cümleyi. Risale-i Tâbettin'i okuyayım. Tefekkür de almıştı ya. He? Tefekkür de almış şeyde. 272 sözlerde. Bunlar fiil yaptırıyor mu insan abi? He? Bunlar fiil yaptırıyor mu insan? Fiiliyat yaptırıyor. Bak diyor ki, burası mı? Bak yazıyı nasıl büyüteceğiz? Şurada mı? Şurada. Evet. Biraz da ufaltayım mı şöyle? O oldu mu acaba? Bilmiyoruz ki. Gözüküyor. Gözüküyor mu? Ne oldu? Aşağı mı kaçtı? Yukarı çek. Hangisi bu mudur? Ha, indir abi. Ne indiriyor? Fare şey yapalım. Acaba arkadakiler okuyabiliyor mu? Okuyamasa da okuyamamıştır. Biraz da büyüteyim de. Bak, insanın letaifi içerisinde masum hareket edin. Şöyle yapayım. Teşhis edemediğim bir iki latife var ki, ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Ozdin görüyor musun? Çünkü senle ben ihtiyarız ya. Mahmut abi genç delikanlı. Mahmut abi iyi bayramlar abi. İyi bayramlar. Tamam. Gelirsem bir şeker veririm abi ya. İyi misiniz? İyiyiz abi. Evet. Hadi bakalım. Belki de bak görüyor musun? Bir daha okuyorum. İnsanda teşhis edemediğim şey mi oldu?
Ha. Bak insanda teşhis edemediğim bir iki latife var ki iradeyi ve ihtiyarı dinlemezler. Belki de mesuliyet altına girmezler. Bazen o latifeler hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. O vakit şeytan o adama telkin eder, yanlış şeye giriyorlar, fiil, doktor, fiil. Şeytan diyor ki, hem yaptırıyor hem de diyor ki arkadan bu namussuz. Senin istidadın hakka ve imana muvafık değil, değildir ki böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun. Demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiş. Bir çareyi yiyse helakete atar. Hiç unutmayın bunu. Şeytanın gayesi günah işlettirmek değildir. Tamam mı? Şeytanın aracıdır. Amaç değil. Araç. Araba. Araç. Amaç. Me. Nedir o? Şeytan günahı işlettirerek yeise atmak istiyor. Yeis ile nedir yeis? Ümitsizlik. Günah ile kıyas edilmeyecek kadar arasında fark var. İnsanı kafir yapmaz günahlar. Ve Kur'an'da o Müslümanlar ki günah işlemez demiyor. Ancak Allah'tan ümidini kafirler keser diyor. Yeis Allah'tan ümidini kestirir ki günah adam, günah Allah'tan ümidini kestirmez. Yeis Allah'tan ümidini kesmektir. Şeytan günahı niye yaptırıyor? Ümitsiz yapmak için. Şeytan günahı araç kullanır. Amacı ümitsiz yapmak. Misal vereyim. Babalar amacı Kur'an'ı okutmak çocuğa ama çocuk kafası basmaz. Bilmez Kur'an'ı, değerini. Oğlum bisiklet alacağım, Kur'an'a çıkarsam. Bisiklet nedir? Araçtır. Kur'an nedir? Amaçtır. Peki çocuğun gayesine bakalım. Çocuğun amacı nedir? Bisiklet. Araç, Kur'an. Kur'an okuyacağım bisiklet almak için. Kur'an'ı basta yapar bisiklet almak için. Şeytan da şu. Araç, günah. Amaç, yeis. Yeisin berbatlığını anladınız mı? Müslüman odur ki günah işlemez değil. Müslüman günah düşebilir. Ama Müslüman yeisi düşmez. Ümitsizliğe düşmez. Adam namussuz çok iyi biliyor. Bak en sonunda ne yaptı? Bak ne diyor masa? O bir çare yeisi düşürüp helakete getirir. Ama günahta değil. Bir iki latife var ki insanın ihtiyar ve iradesini dinlemezler. Teklifi din altına da girmezler. Mesela rüyalarına mesuliyet yok. Bu latifeler insanı hükmettiği zaman yanlış şeylere giriyor. Tam insan ihtiyar hatta bazen demiyorsa ulan ben onu nasıl dedim ya? Ben onu nasıl yaptım ya? Aman kafam. Korkma. Hemen tövbeye sarıl. Hemen idamet et. İstiğfar et. Sakın ha meyhanen dahi olsa sakın ha ümitsizliğe kapılma. Allah sana bir yol gösterecektir. Tövbeye bırakma. Allah'ımız Kur'an'ımızda diyor ki Celle Celaluhu tövbe ve istiğfar edenin imdadına yetişirim diyor. Bak görüyor musun bir iki latife? Bak ne kadar 75. Teşhis edemedim dediği maddi hat çizilmedi. Evet çizilmediği için. Ve bu biraz önce yazılmış. Sonra vesvesede sonra o bir iki latife tahayyül ve tasavvur diyor. 278'de. Bak böyle bir şey. Şimdi gene o şeye gireyim ve psikoloji rahatsızlıktan bahsedeceğim. Ve keseceğim ondan sonra. Şimdi bu sol tarafta bu adam atıyordu bunları. Mas görüyor musunuz? Şimdi sağ tarafta atan kardeşlerimiz var. Onlar bize çok lazım. Şimdi ondan yarık kalmıştım. Biraz arkası görsün diye biraz daha büyüteyim. Gözüküyor mu arkadaşlar? Arkadakiler. Gözüküyor. Ha, güzel. İstiyorum ki istifade edeyim. Şeytanın karşılığında melek, sol tarafta şeytan vardı, ilham atar, kafir cinler düşünce bozukluğuna sebebiyet verir, Müslüman cinler düşünceni güzelleştirir, kötülük yapmazlar, insanı korurlar, yardım ederler. Sonra erbaa aliyeler var, seyrettiğimiz filmler, videolar, işte düğünlerimiz vesaireler, onlar erbaa aliyedir, şu andaki ben size kötülük yapmıyorum.
benden Enva Aliye geliyor. Mekan var. O mevad-ı aliyeler de doğru mekanlar, insan üzerine yükleme yaparlar. Sonra nefsi mutmainne var. Nefis 7 tanedir şerri, nefsi emmaredir. Diğerleri 6 tanesi nimet-i ilahidir, levamedir, mürimedir, mutmainnedir, azim vesaire. Ama bunları da yemin ediyor. O nefsi mutmainne yemin ediyor. Sonra doğru kişilerle doğru zamanda, doğru yerde doğru iş yapmak. Şimdi geliyorum, iki tanesi attır. Buraya atıyor. Şeytanın atmasının çaresini kesmek için terk yapacaksın. Kabloyu keseceksin. Şurası. Görüyor musunuz abiler şu çarpıyı? Evet. Bu adamların, biraz büyüteyim. Bu adamların şeytanın vesvesesinden, kafir cinlerin vehminden, erva habiselerin batıl itikat ve hurafelerinden, nefse emmarenin ve mevad-i şerire dediğimiz haramlar ve bidatları yapmamak istiyorsan, insan suretindeki şeytanlar sana zarar vermesin, yanlış kişiler, yanlış zaman, yanlış yer, yanlış işe kurtulmak istiyorsan, terklerini çoğalt. Terk nedir? Eylemsiz eylemdir. Yapmamakla yapma. Muhatap olma. Girme. Basma. Tuşlama. Girme. Girme. İşte sevap kazan. Fazları yap. Artan gücünü sevap kazanmaya harcama. Günahtan uzaklaşmaya harca. Ne yapacağız? Terk. Çarpı terk. Onları terk edeceğiz. Zina yapmaz demiyor değil mi? Müslüman, zina yaklaşma. Zina yaklaşma. Zinaya yaklaştığını yapmamak mümkün olamayacağından zina yapma demiyor. Zinaya yaklaşma, terk. Arkadaşlar, sevgili kardeşlerim, şimdi buranın adı serbest bölgedir. Yani düşüncelerin ve hayalin, o bunun adı serbest bölge. Şimdi bunun sana faydası şu. Bir, serbest bölge dediğimiz hayal, şekillenen ve düşüncelerin oluşturduğu bu bölge her daim insanın kontrolünde değildir. Onun için korkma. Mesuliyet yok bu bölgede. Bu bölgede sana mesuliyet yok, tamam mı? Buraya atar. Yani benim niye hatırıma geliyor? Serbest bölge var. Bundan sonra şöyle yapacaksın. Kötü bir düşünce geldi. Hayal geldi. Ulan ne kötüyüm ya, ne rezilim ya, bu mahremime karşı böyle arzular olur mu ya? Bu adam hakkında böyle düşünüyorum, Allah hakkında böyle düşünüyorum, peygamber hakkında, Kur'an hakkında, ustad hakkında, bu Müslüman kardeşim hakkında bu düşünceler gülüyor, ben ne kadar rezilim deme. Şöyle yapacaksın Mehmet, serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge. Deyince, ha ben bir derse katılmıştım, ustad serbestdirler diyor 278 Vesveseli sahnesinin sözlerde. Serbest bölge, serbest bölge, serbest deyince bilirsen onu tanısan gider, tanımasan gelir. Tanımadın mı? Ben oyum. Ondandır demek. Nerede ben oyum nerede? Şeytanın en büyük hilesi şeytanlık yapıyor. Yaptığın zaman sende ortaya çıkan arzu, istekler, hayalleri ben diyor. Ya bende bir şeyler oluyor benim Rabbime. Ya ben istemiyorum bunları. Kim yapıyor? Ben değilim bu. Şeytan diyor ki bu sensin. Biz de diyoruz ki bu derste ben değil. Bu sensin. Şeytanın işini kendi işini zannetmek. İşte psikoloji çöküntünün sebebi bu. Senin psikolojin bozuk değil. Burada sana kötü hissettiriyor. Şeytanlar, kafir cinler. Sen iyi değilsin diyen bu. Seni ilaca sevk eden bu. Çünkü niye? Aklın tamiri, aklı uyuşturarak, ilaçla aklı devre dişi yaparak akıl tamir olmaz. Aklı kıblesine koyacaksın. Niçin böyle terapi ilaçtan daha mühimdir birisiyle konuşmak, sohbet etmek? Çünkü akla doğru malzeme veriyorsun. Yani bu serbest bölgenin birinci özelliği her daim senin kontrolünde değildir. İki, her şey burada var. Üç, her şeyin el mertebesi var. Dört, insanlara bu niye verilmiş? İnsanlara zenginlik katmak için. Geniş düşünmek, geniş hayal etmek, geniş tefekkürleri olsun diye bu serbest bölgeye koymuş. Ama Allah zengin olasın diye, kaliteli düşünesin, çok çeşitlili düşünebilesin diye. Ama Müslüman bunu bilmezse, usta diyor ki bunlar bir derece serbesttirler.
teklifi dinin altına girmezler. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. E ne yapacağım peki ortaya çıkınca? Bu seninle alakası yoktur. Ben İmam-ı Şafii'den bir şey nakledip benim fikrimi söyleyeceğim. İmam-ı Şafii Hazretleri rahmetullahi aleyh diyor ki Allah şefaatine mazhar eylesin. Amin. Diyor ki cezakumullah hayren kesira. Allah ondan razı olsun tekrar. Ruhundan söylüyor. Kur'an yerine sırf Vel'Asr suresi gelse Vel'Asr bize yeterdi. Bu bize yeterdi. Bir başkası diyor İhlas suresi diyor. Başka bir alim. Yani müştehit. Ben de ne diyorum biliyor musun ben bu sözlerini? Risale-i Nur hiç gelmese. Vallahi ruhumdan söylüyorum. Külliyata bu kadar meşgul oldum aldı. 40 seneye geçiyor. Külliyat olmasa 13. lema gelse vallahi külliyat olarak yeterdi. 40 senelik kurasanı söylüyor. 13. lema gelse tevhid var. Ben bu adam var adam. Yani ondan olana ben diyordum şimdiye kadar ya. Şeytana benim diyorum ya. Bir tarafım var ki deme. Bu tarafım diyor ki deme ya. Verme. Ver. Kılma. Kıl. Tutma onu. Tut. İki tane şahsiyet yok mu ya? Ya veya en yakına böyle şeyler hissediyorsun. Ama ben ne biçim insanım ya bu? Heh, 13. lema diyor ki, bu budur, seni ayrı diyor. Bu ayrıdır, bu ayrıdır, sen ayrısın. Sen odun gibisin. Bu duman, odundaki duman, bu da nur. Bu bunu diyecek, bu da nur. Sen kimsin? Bunun dışındasın. Peki bunu diyen o. Bunu diyen ruh. Sen kimsin? Benim ruhum diyen. Benim nefsim diyen, sen ikisini diyeceksin. Sus lan diyeceksin. 13. lema ediyor seni üçe. İçinde geçenler, mesela ben kötü değil, kötü mi değilim, ben kötü hissediyorum. Hiç alakası yok, bu serseri yaptırıyor sana. Sen iyisin. Eğer hakikaten kötü olsaydın, ben kötüyüm demezdin, kötü olurdu. Anladın mı? Peki nasıl kurtulacağız? Kurtulmaya çalışmamakla. Tamam mı? Bak bir daha. Bunların düşüncelerinden, vesvesesinden nasıl kurtulacağız? Kurtulmaya çalışmamakla. Yaban arılar hücum etti. Daha beter uçuşmaz mı? Uçuşur. Bu kurtulamayacağınızdan dolayı kurtulmaya çalışma. Şeytan burada sizi telkin eder. Kurtul, gayret et, uğraş. İlaç iç, bir şey yap. Çünkü çok iyi biliyor ki buralarla musallat, burasıyla musallat olursa, kavgaya girersen olmayacak bir şeyden olduğundan dolayı gücün bitiyor. Meşgul olmayacaksın. Mesela ben size örneğim. Namazdayım. Yalan söylemiyorum. Size de gelir muhtemelen. Korkmayın diye kendimden örnek yapıyor. Namazdayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Bana dedi ki Kasım, imanın yok. Şuna niye namaz kılıyorsun? Tamam. Vay be lan. Size bir çıkış yolu da göstereceğim. Ben kaza namazı için dedim ki ya Rabbi, kazaya başladım. Allah kazayı kılana kadar, bitirene kadar cela, ya Rabbi canımı alma. Eğer alacaksan kazamdan hesap sorma. Tamam. Bu bir. Ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı sensin. Emanet. Emaneti hıyanet yapmayın. Ya Rabbi sen beni duyuyorsun, biliyorsun. Öyle mi? Benim gibi şey söyleyin. Ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı sensin. Çünkü sen öğrettin bize. Senin bir sürü emanetlerin var. Bizden de sana bir emanet veriyoruz. Allah'a. Allah'a emanet yapıyoruz. Haydi. Ya Rabbi, korumaktan korktuğumuz emanet imandır. İmanımızı sana emanet ediyoruz. Emanetime mukayyet olmanı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda imanımız onda. Bizde imanın sureti var. Mahiyeti onda, hakikati bizde. Ha, bana diyor ki şimdi, senin imanın yok diyor. Boşuna niye namaz kılıyorsun? Ben dedim ki imanın hakikati onda. Ben de sureti, ne olur bilgisayarda bu silindi. Aslı depoda kopyala yapıştır gene. Ben de değil ki. Böyle dalin amin. Ve
Dedim ki imanın yok, yok. Yok, ne yapalım? Savunma imanın var diye delil yapma. Bak ben bile diyorum ki size, bak 56 yaşındayım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İmanın yok, yok. Ne yapalım? Sen hani? Şimdi baktık olan benden daha serseri bu ya. İmanı yok diyor, benden yok diyor. Ne diyecek daha? Lan sözde mi kaldı benim imanım? İmanın yok. Ne için şey yaptım? İmanın derinlikleri nerede biliyor musun? Bu serbest bölgeye geçecek. Takulü geçecek. Tasdiki geçecek iman olsun diye. Tasdik, izan, iltizam, itikat yetmiyor. Vicdana inecek. İrade, zihin, nis, latife-i Rabbani'ye geçecek. Kalbe girecek. Kalpte latifi insani var. Gelecek. Ruha girecek. İman orada. Şeytan nerede? Serseri burada. Bunlar aşağı gidememiş. Burası neresi? Ruh neresi? Adam oradan bana söylüyor. Orası yok. Sen nereden biliyorsun? Gerizekalı şeytan. Sen nereden biliyorsun oradaki olmadığını? O için burayı bildiğince he yok. Abi hafife aldın. Ne hafife aldın? Allah yok. Yoksa yoksa ne? Ha, niye? Buradaki şeylerden hiçbir mesuliyet yok. Endişe etme. Şimdi senin hastalığına geliyor. İyi değilim. Hangi güzel iyi tarafınla iyi olmadığını anladın? İyi olmadığını hangi güzel tarafın söyledi bunu? Ha demek ki iyisin. Ben hastayım. Hasta olmayan tarafım var. Hikaye onlar. Peki abi bazen beni kabz basıyor. O anda hücum girdi. Diyeceksin ki canım sıkıldı. Senin alakası yok. Hücum var diyeceksin. Bak benim canım sıkıldı niye böyle oldu demek nerede? Bu dersten sonra diyeceksin ki hücum var şu anda. Bu sol taraftan ya bir video aktif oldu. 7 sene önce seyrettim gece 2'de seyrettim video. Veya birisinin işte otobüste serviste kötü sözleri duydum. Onunla mutlaka o sıkıntı anınız anda aynı tarihte 5 sene önce 7 sene önce 11 sene önce içeriye giren şey aktif oldu. Diyeceksin ki aktif oldu, serbest bölge, serbest bölge, serbest bölge. Kanayınca, ha senin alakası yok. Hiç endişe etme, sen işine bak. O ne yapacak? Biraz sonra gidecek. Yaban arılarla mücadele ettikçe çoğalır. Bu serbest bölgeyi anlatmak istiyordum. Nereden geliyor bize? Bana rağmen düşünceler, hayaller, bu nereden çıkıyor? Benim hiç alakam yok, hatırıma gelmezdi. Bugünden sonra dersiniz ki o nokta şuradadır, şu noktadır, şu iki kaş arasındadır böyle. Onun için göz burada. Bak serbest bölge buradadır, diğerler arkaya doğru kayar. Bu kafada tam tepede şey var, akıl üçüncü mertebede. Senin daha üstün, akıldan daha üstün mertebeler var. Aklın bozulsa bile tasdikim var, o bozulsa bile izanım var, izan bozulsa bile iltizamım var, itikadım var, var da var. Yani bunu felsefe düşünsün. Felsefe diyor ki, aklınız ustur, özdür, tözdür, tözdür. Yani asıldır, esastır. Bozuldu ve lettalin amin. Tamir edemezsin çünkü üst birim yok. Bizde öyle değil. Üst birim var olunca şu şansı veriyor. Üst birim tamir et. Memur yapamıyorsa müdür yapsın. Hatırınıza gelen serbest bölgeyle alakalı. Serbest bölge, serbest. Menfi, müsbet. Menfi, müsbet. Size göre yapayım. Müsbet, menfi. Abone göre. Melekte, ha ilham geldi, serbeste at. İçeridekinden mesuliyet yoktur. Ama bilerek, kasten sen hayal edip düşünürsen, YouTube'lara girer de içeriye sen sokarsan mesulsun. Ama durup dururken gelirse hiçbir mesuliyet yok. Sen kötü değilsin, sen hasta değilsin, sana hastalığı yutturuyor, inandırmaya çalışıyor, acizliğini kabul ettirmeye çalışıyor, inandırılmış acizlikleri aktif ediyor. Hasta olduğunu sana söylüyor, bir anda böyle oldu, hiç alakası yok, bazen hiç baş dönmesi yok, hepimizde olur, beşeriz kardeşim, bu gıda ya, et ve kemikten yani, bazen böyle, bazen böyle. Sen işine bak, kerençe çal yani. İmanı yok, yok, sen ne yapacak bana da? İmanı yok dedi. Dedi ki kadınla namaz kıldın diyor. Kadınsız kainat yok ki ne kadınsız namaz olsun dedim. Ne diyecek lan? Ona hakikaten manyak ya. Kadını getirdik namaza devam. İmanı yok dedi. He dedi. Ne diyecek? Ha şimdi bana yaptığım dersleri, düşündüğüm ve meşgul olduğum şeyleri hatırıma getiriyor. O sözlerde de var diyor. Kendisi yapıyor. Yeter ki huzur gitsin diye
unuttum yerleri söylüyor. Bir yer vardı. Arıyordum, arıyordum. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. 18 bin alem burada nerede dedim. Aradım, 1,5 saat yok. Ona bir namazı kılayım dedim. Namaza durdum. Dedi ki Leman'dan Emir Dağ 146. sayfada dedi. Vallahi ya. Yeter ki namazın zulü kırmasın yeri söylüyor. 1,5 saat aradım bulamadım. Böyle bir adamdır. Bazen de namaz kıl unuttuğun şeyler. Sorunuz var mı? Ondan sonra Kur'an okuyacağım. Zaten yeter ki sus. Bir şey sorabilir miyim? Sorayım. Hiç alakasız hakkını öğret. Yani bu kadar izana rağmen sekeratan bir tane imanı al. Ha geldi. Buradaki bak şimdi. Ay böyle geçiyor hadiste. Su vereceğim sana Muhammed'i inkar et. Sen bir su üzerine imanı kurdunsa o imanı verirsin. Hani der ya şunu kastediyorum. Parayla olmayacak bir şey yoktur diyen kimler biliyor musun? Parayla her şeyi yapanlardır. Bir daha. Parayla her şey olur diyenler her şeyi yapanlardır. Bir bardak su vereceğim imanını ver diyen ki ve der. Veren kimdir? Bir bardak su ile imanını alanlardır. Anne babasından miras kalmış. Namaz yok, oruç yok, leylim leylim, deccala deccala yaşamış. Seçimlerde kendi kafasına göre kafire küfre dost olmuş, tarafkir olmuş. Bu tabii ki Muhammed inkar çağır, bu sana su vereceğim yoksa ateş gibi oluyor ya. İsa'yı da kabul et. O tip insanlardır. Yani elhubbi fillah vel buzu fillahsı olmayan, Allah için dostu, Allah için düşman olmayan, kendi kafasına göre tarafkirliğini oluşturanlara olur. Tabii öyle küfre taraftan ondan sonra böyle derslere sen katılacaksın buraya. Ben gayret edeceğim 30-40 sene. Sen de gireceksin çok rahat, ben de gireceğim. Var mı öyle bir yağma? Emeğe saygı nerede? Gayret edeceksin. Adam var seçimde 3-4 gün, 2-3 gün sonra olacak. Adam zındığa taraftar. Basit basit. Çünkü vatan, namus, din, bayrağı patlıcan üzerine kurmuş. Soğanın üzerine kurmuş. Soğan pahalıymış. Senin tarafkirin soğanmış şimdi ya. O zaman sekeratta da soğanı verirsin. Tamam soğanı alırsın, imanını verirsin. Çünkü sen dostunu düşmanın soğanın üzerine kurdun. Böyle basit adam ne işi var cennette ya? Tabii ki soğan patatese teslim etsin gitsin iman. Ya böyle bir şey olur mu? O tip insan. Hasan abi bir de şu bizim şu bir sıkıntı var da. Hani ehli imanın ubudiyetleri, müspet hareketlere bakan geciktirme oluyor. Bunun ilacı ne? Mesela namazı, kitabı, adam tamamen şeytan terk ettiremiyor da. İşte öğlen oldu ikindi yaparsın, ikindi oldu akşam. Şimdi şu, şunu yaparsın. Hiçbir Müslümana, hele hiçbir hocaya namazı kıldırtmamak yapamaz. Kılma demez. 5 dakika sonra kıl der. Kalitesini düşürür. Bu serbest bölgenin aktifliği nispetindedir. Ben teşvik olsun diye söylüyorum. Risalede tefekkür ederken, mevzu araştırırken saatlerce ezan vakti geldi mi çok istisnadır kalemi bırakmadığım. Bırakıyorum. Çünkü doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaparsam bu tür şeyler. Mesela bugün geldim, bu soruyu sordum, söyledim. Bundan sonra yapmasın gibi. Çünkü onu sana yaptıran bu serbest bölgedeki şu adamdır. Der ki, ya bu da şey hizmet ya. Bu da şeydir. Mesela Üstad Hazretleri Bağla'ya 10 dakika kalmamış. Onda kar, abiler anlatıyor. Kar yer. 10 dakikaya ezan şimdi okundu. 10 dakika oldu okunalım. Okundu 10 dakika sonra kılacaksın. Ergide. Okundu arabayı sağa çıkıp karın üzerine kılarmış. 10 dakika sonra ya. İşte bu serbest bölgeye terklerin nispetinde olur. O zaman o nispetle hakim olursun buraya. Burada o kadar şeyler olmaz sana. Terklerin ne kadar olursa. Ben seyretmiyorum, haberlere girmiyorum, hiçbir sizin bildiğiniz bilgilerim yok. Ne oluyor, ne gidiyor dünyada bilmiyorum. Terklerim olduğundan dolayı namazda onlar gelmiyor, ne oldu, ne olacak bilmiyorum, gelmiyor. Ancak onlar diyor ki, hiç uzağa gitmeye gerek yok, yakındaki bir şey aynen 146 emirde birde var diyor. Bana da o cinsten geliyor. Abi terkler diyoruz ya, terkleri o seviyeye çıkartmak da zor hakikaten yani. Ya, o başarıyı elde etmek zor. Ve onun alt ana birimleri var mı veya terkleri esas hale getirecek veya terk ettirebilecek bir... Kur'an'ın nazarında bu asırda 148 Kaskanlı'nda diyor ki takva usul esas olmuş.
Kur'an'ın nazarında yani kulluk, Allah ve kul arasında kul olmanın tek şartı takvadır. Takva nedir? Sabaha kadar namaz kılıp gündüz oruç tutmak değildir. Takva yani terkler bir eylem istemiyor. Oruç tutmak gibi güneş altında şey yapmıyorsun. Namaz kılmak gibi böyle dizlerin aşılmıyor. Terk nedir? Yapma, bakma o kadar. Eylemsiz eylem. Açma videoyu. Evdesiniz, evdekiler gitti. Akşam evde gideceksin tek olarak. Evde televizyon var. Açma şunu, bitti. Yani açtıktan sonra onun tövbesiyle meşgul olma. Yani bir takva, terk zor değil ki. Çünkü eylem değil. Yani oruç tutmak, namaz kılmak, böyle para vermek çok zordur. Can vermek kolay da. Para vermek çok zordur. Bazıları sonra daha bir can verirken bazıları çok çetin veriyor. Adam ömründe elinden bir şey vermemiş. E canını nasıl verecek? Alışmamış ki vermeye. Sadaka vermiş, zekat vermiş. Vermeye alışan adam canını da rahat verir. Çünkü alışmış. Doğru zaman, doğru kişiler, doğru zeminde, doğru işlediniz ya. İşte herhalde daha çok terkleri esas hali... Yapabilmesi için bu İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin sözüdür. Doğru insanlarla beraber olun. O da ne demek? Dört tane. Doğru yer ezberleyelim diye. Dershane. Ezber olmasın, müşahhaslandırayım. Doğru yer, dershane. Doğru zaman, 9'a çeyrek kala derse başladık. Akşamdan sonra, öyle oldu, artık dersler öyle. İde attık, doğru yer, doğru zaman. Şimdi Fatiha çekince bu ders bir daha yok. Bir daha, bir dahaki hafta olursa. 3, bu ders olmaz da gene gelin. Bitti artık. Doğru yer, biraz canım sıkılıyor, biliyorum, uzadım biliyorum. Ama sonra uzağılıyorum. Doğru yer, dershane. Doğru zaman, söylenilen saatte geleceksin. Doğru kişilerle, biz doğru iş yapmak. Şimdi koronalayacaksın. Ama 1-2 saat sonra, zamanda da, burada hiç kimseyi göremez. Böyle bir saat sonra. Demek ki, terklere muvaffak olabilmek için, doğrularla beraber olacağız. Yani doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla doğru iş yapacağız. O da yani kısacası, iyi olmak istiyorsanız, İyilerle beraber olacaksınız. Var mı başka soru? Eğer sormasanız keseceğim. Peki, inşallah bundan sonra ayda 2-3, ben ayda bir geliyorum ya. Gelişimde 3 tane böyle normal ders yapacağız alıştığımız tipten. Ayda bir tane de böyle görsel yapacağız. İnşallah. Tamam. Bir vicdan yaparız, nasıl çalışıyor. Yani bu serbest bölge size katkısı o. Yani korkma, endişe etme. Tamam, böyle bir sistem sende var. Tamam, kendisini sen zannetme. Sen değilsin. Ondan olanı ben deme. Odur. Vâhir davâhum en ilhamdülillâhi rabbil âlemîn el-Fâtiha temâs selâvâ. Ha, Kur'an okuyacak artık kardeşimiz. Allah sizden de razı olsun. Gel kardeşim, şöyle nasıl yapalım? Şöyle otursan çeviririm mi diyorsun? Burada oturabilir misin? Veya çevireceksin, çevireceksin. Aç, çevireceksin. Çok güzel. Ben bunu da kapatayım, sen çevir. Çevir, 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 çevir. Güzel. Unutma onu, unutma. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isma Rabbikal A'la. Allazi khalaqa
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة إلهي وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين الصلاة.